Mustafa Armağan, o bir Yahudi, o bir Türkçü, o Moïse Cohen. Türklük ile Türkçülük her zaman birbirine karıştırılır. Aralarında otomatik bir ilişki varmış zannedilir. Türkçü olununca Türk, Türk olununca Türkçü olunacakmış gibi hayali bir denklem realitede geçerli olmaktan uzaktır. İkisi ayrı hadiselerdir. Nitekim Türkçülüğün öncülerinden sayılan Munis Tekinalp'in Selanikli bir Yahudi, üstelik Yahudi bir hahamın oğlu olduğunu ve asıl isminin Moïse Cohen olduğunu çoğu insan bilmez. Bilmediğimiz başka bir noktada, Yahudi Munis Tekinalp, nam-ı diğer Moïse Cohen'in Turan, Büyük Türklük, Türkçülük ve Pantürkizm, Türkleştirme, Kemal İzm ve Türk Ruhu adlı Türkçülük kokan kitapları yazmış ve Türkiye'de Türkçülüğün, özellikle Kemal İzm'in ideologluğunu yapmış olmasıdır. Onun Türkçülüğün en nitelikli dergisi Türk Yurdu'nun müdavim yazarlarından olduğunu söyledikten sonra başka söze gerek kalmayacaktır sanırım. Yine de söylenecekler var. Türkçülük kimlere kalmış değil mi? Yahudi hahamın oğlu ve bir başka hahamın kardeşi olan 1883 Selanik doğumlu Moïse Cohen İstanbul'da kaldığı yıllarda İttihatçılarca el üstünde tutulmuş, Türk ocağında defalarca konferans vermiş, Cumhuriyet devrinde de bütün bu gayretinin bedeli olarak 1945-50 yıllarında İstanbul Belediyesi Meclis üyesi yapılarak maaşa bağlanmış, dahası, sıkı durun, Türk Dil Kurumu gibi Arapça ve Farsçaya savaş açmış bir kurum ile diğer bilimsel derneklerin üyeliğine getirilmiş. Peki kendisi Türk olmuş mu? Türk olduğunu nereden anlamamız gerekirdi? 1914'ten itibaren Türkiye'de yaşamış ve Tekinalp ve Munis Tekinalp takma isimlerini kullanmış bulunan Moïse Cohen 1961 yılında Fransa'nın Nice şehrinde öldüğü zaman Yahudi mezarlığına gömülmüştü. Hakkında bir kitap kaleme alan Jacob M. Lando, onun bir Yahudi mezarlığına gömülmesi, bu yurtsever Türk'ün, Tekinalp'ın atalarının dininde yaşayıp atalarının dininde öldüğüne dair kesin bir kanıttı, diye yazacaktı. Yahudi Türkçü Moïse Cohen'in görüşleri ve 1936 gibi erken bir tarihte kaleme aldığı Kemal İzm adlı kitap başta olmak üzere yayınları Türkiye'deki Selanik kökenli Türkçülüğün gelişmesini nasıl sağladığı, buna mukabil orijinal ve yerli bir Türkçülüğün gelişmesinin önünde nasıl mukavim bir engel oluşturduğu noktasından değerlendirilmeli. Tek parti devrinde Türk Dil Kurumu'nun üyesi olarak maaş bağlanan Moïse Cohen'in Kemal İzm adlı kitabı Medeni Kanunu'nun başında İslam'a hakaret eden Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'a varıncaya kadar Cumhuriyet'in kurucu elitini derinden etkilemiş, Türkçülüğün rotasından sapmasında mühim bir rol oynamıştı. Öte yandan faal bir Mason olduğunu bilmekte fayda vardır. Şimdi bu kafası da kendisi gibi karışık ve zihinleri karıştırmaya şartlanmış zatın görüşlerini öğrenince bugün Türkçülük maskesi altındaki İslamiyet düşmanlığının nasıl yayılabildiğine hayret etmeyeceğinizden eminim. Türklükten İslamiyet'i soyalım. Kazan kökenli Türkçülerden Yusuf Akçura Moïse Cohen'in Risale takma ismiyle kaleme aldığı bir yazıyı Türkçe'ye çevirmiş ama bir yandan onu Türkçülüğün öncülerinden diye takdim ederken ilginç bir şekilde yazının bir kısmını sansürlemiştir. Atlanan paragraf esasen Moïse Cohen'in Türkçülükten neyi murat ettiğini açıklar mahiyettedir. Şöyle yazmıştır, biz, evvela, vatanperverlik ile dini birbirinden ayıracağız. Münevver Dimağlar, bu laikleştirme gayretimizi dikkate almalıdır ki bu husus, bu memleketin Müslüman olmayan vatandaşlarının çok menfaatinedir. Avamdan havasa yükselen ve kör inanç ve hörafe kaynağı olan dini idealizm, yerini, havastan avama indiği için daha akli ve daha şuurlu olan milli idealizme bırakmaktadır. Bu suretle, en korkunç taşkınlıkların müsebbibi olabilecek şeriat tehlikesine sed çekmiş oluyoruz. Açıkça Müslümanlıktan soyulan ve topyekün Avrupa medeniyetini benimsemeye götürecek bir milliyetçiliği tavsiye edenlerin fikirlerini okuyunca bugünkü İslamsız milliyetçiliğe giden yolun nasıl döşendiğini görmeye başlarız. Tam burada Alparslan Yasa Bey'in derinliğine araştırmalarına dayanarak Moïse Cohen hakkında söylediklerine dikkat kesilelim, o zaman şu soru ortaya çıkıyor, peki Türkler nasıl kendisi olacak? Moïse Cohen'in tavsiyesi şu, Türk olmak istemeli ve atalara kadar gerilere çıkıp ideal bir hayatın ilhamını bizzat Türk ırkının beşiğinde arama cesaretine sahip olmalı. Haydi, Turan'a doğru gerilere. Türk ruhunun hakiki temayüllerini keşfetmek için, gerekirse, 4 asır, 10 asır, 40 asır geriye gidilecektir. Mazi ihya edilecek ve milli hayatın düsturları ondan çıkarılacaktır.
Bunun açık ifadesi şudur, Müslümanlığı bırakın, cahiliyet devrinize geri dönün. Türklerin İslamiyet'i atlayıp İslam öncesi çağa gitmesi hahamoğlu bir Yahudi'yi neden ilgilendirir ki? Onların derdi Kudüs'e dönmek ve Büyük İsrail'i kurmak olduğu halde Türklere Türkçülük pompalaması ilginç neresinden baksanız. Oysa Mois Cohen'e göre asıl mesele, bugünün ileri Avrupa medeniyetini benimsemektir. Bunda da gocunacak bir taraf yoktur, çünkü Avrupa kültüründeki kıdem hakkı bizimdir. Hititler Türk olduğuna göre onlar Roma'yı, Roma'da Avrupa'yı doğurmuştur. Demek ki Avrupa medeniyetini benimsemekte hakikatte aslımıza dönmüş oluyoruz. Halbuki asırlarca, kahrolası şeriat veya Türk kültürünü yok ederek onun yerine kayım olan İslam kültürü bizi Avrupa medeniyetini toptan benimsemekten, diğer tabirle Avrupa'ya asimile etmekten alıkoymuştu. Zaten bütün geriliklerimizin müsebbibi de, münhasıran, İslam'dır. Munis Tekinalp adıyla kendisini kamufle eden Mois Cohen'in şu ifadesine bugünlerde çokça rastlamamız tesadüf eseri değildir. Lozan Antlaşması'ndan sonra, istiklal mücadelesi iç düşmana yöneldiği zaman, kafası ezilecek olan düşman, teokrasi olmuştur. Bu muzır zihniyet yüzündendir ki bütün Türk milleti, göze görünmez kafeslerin arkasında, Batı kültüründen uzak, kaynağı Arabistan çöllerinde bulunan ruhani ve şer'i kanunların tesiri altında yaşamaya mecbur bulunuyordu. Nitekim bu dobra sözlü, Türkçüye göre, Kemalist inkılap, maziyi silip süpürecek ve Türk milleti için, İslamiyet bağının artık öldüğünü ilan edecekti. 1920'lerde atılan tohumlar bir asır sonra boy veriyorsa düşüneceksiniz ki iki defa.